Selam Emir. Selam hocam. Nasılsın? Sağ olun hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Çok tartışmalı, kaotik bir şey soracağım sana. Zayıflama için kullanabileceğimiz en etkin strateji nedir? Hocam şimdi herkes enerji açığına odaklanmış durumda. Hı-hı. Siz de benden böyle bir cevap bekliyorsunuz ama alamayacaksınız. Bence... Yok, söylersen ona göre davranacağım. Bence burada önemli olan şu hocam. Hem enerji açığı olacak hem de kas kütlesinde bir artış olacak. Hı-hı. Yani sadece koşarak zayıflayabilir miyiz diye de aslında soruyu devam ettirebilirsek. Bence sadece kardiyovasküler egzersizlerin, ki sadece bence değil, okuduğumuz bilimsel araştırmalar da bizi destekler nitelikte. Sadece kardiyovasküler egzersizlerdense direnç egzersizleriyle kombine kardiyovasküler egzersizlerin bizde daha fazla yağ yakımına neden olacağını söyleyen çok güçlü kanıtlar var. Tabii ki biz bunlara inanmıyoruz. Ama ben direnç egzersizlerinin daha fazla kalori yaktıracağını ve bu açıkla birlikte kas kütlesini arttıracağını düşünüyorum hocam. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bir kişi kilo vermek istiyorsa enerji açığı oluşturacak, kardiyo egzersizi yapacak, direnç egzersizi yapacak. Bu üçlü kombinasyonla en iyi sonucu elde edebilir. Haklı mıyım? Bence haklısınız. Katılıyor hocam. Musun bana? Her türlü. Teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Peki ne diyoruz? Egzersiz bir bilim dalıdır. Boş zaman etkinliği değildir.